Merhaba arkadaşlar, ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rampage'in SMX R77 X Titan marka model mouse'unu oturup birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu mouse'un diğer mouse'lardan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi çok hafif bir mouse olması arkadaşlar. 67 gram bir ağırlığa sahip mouse'da drag click, butterfly click gibi özellikleri barındırıyor. Şimdi normal şartlarda ben de daha öncesinde bilmiyordum drag click nedir, butterfly click nedir. İnternette araştırarak buldum. Çünkü Minecraft oynayıcısı değilim. Mouse'larda da GPM diye bir olay varmış arkadaşlar. Yani mouse'un tuşuna ne kadar çok basarsanız. Daha öncesinde bu tarz arkadaşlarla karşılaştım. Fakat benim Minecraft gibi oyunlara ilgim olmadığı için araştırma gereği duymadım. Ama mouse alırken bu tarz olaylara dikkat eden bir kitle varmış arkadaşlar. Bu mouse da bu kitle düşünülerek çıkartılmış Rampage tarafından güzel bir model. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım, kutusuyla başlayalım. Videoya geçmeden önce bir like'ınızı ve abonenizi alırım. Evet, bugün klasik bir kutu açılışı yapmayacağım arkadaşlar. Neden yapmayacağım? Çünkü artık kanalımızda o kadar çok Rampage mouse açtık, inceledik ki arkadaşlar. Kutu açılışları zaten standart. Aslında Rampage'in kutuları da artık neredeyse standart hale geldi. Kutuların ön tarafları kapaklı. Böyle açtığınız zaman arkadaşlar şöyle bir alanda... Şöyle şu şekilde açtığınız zaman şöyle bir alanda mouse sizi zaten karşılıyor. Mouse'dan bahsedeceğim. Mouse arkamda şu anda arkadaşlar, bilgisayarda takılı. Ben bir hafta 10 gündür test masamda kullanıyorum. Gayet güzel bir mouse. Öncelikle onu söyleyeyim. Ürünün ağırlığı, klik özellikleri, delikli olması, RGB yapısı, bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman gerçekten 120 TL bandında alabileceğiniz bir mouse'dan ne bekliyorsanız size sunuyor. Daha önce mouse incelemelerimiz çok olmuştu ama bu mouse'da gerçekten bir başkalık var arkadaşlar. Onun için dikkatli izleyin. Şimdi ürünün elimde boş kutusu var. Öncelikle boş kutusundan bir başlayayım. Klasik bir Rampage kutusu. Üzerinde RGB aydınlatmadan bahsediyor. Mouse 7200 dpi A725 sensöre sahip. Makro desteği var. RGB desteği var ve RGB desteğini makro üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bunları zaten test masasında göstereceğim. Şimdi mouse'umuz gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Rampage'in bu noktada birbirine benzeyen birçok delikli mouse'u var. Genel anlamda Rampage'in son dönemde yaptığı delikli mouse'ların tasarımına baktığım zaman genelde birbirlerine çok benziyorlar arkadaşlar. Ama birçoğu şu noktaya kadar delik yapıyor. X Titan'da üst kısmı da delikler açılarak değişik bir tasarım elde edilmiş. Elinize aldığınız zaman ilk dikkat çeken şey ağırlığı arkadaşlar. Totalde 67 gramlık bir ağırlığı var. Benzeri türevdeki mouse'lara baktığınız zaman genelde 80 gram, 70 gram, 75 gram. Rakiplerine göre gerçekten hafif ve bu hafifliği size avantaj olarak geri dönüyor. Gerçekten mouse'u elinizde hissetmiyorsunuz. Tabii ki bu hafiflikte en büyük pay delikli yapının olması, içinin boş olması. X Titan'da içini boşaltabildikleri kadar boşaltmışlar ve size hafif güzel tasarımlı bir mouse sunmuşlar. Mouse'un ortalama 120 TL bandında bir fiyatı var. Piyasadaki mouse fiyatlarına baktığınız zaman zaten 100 TL'nin altında kaliteli oyun oynayabileceğiniz bir mouse alamıyorsunuz. Bu noktada uygun fiyatlı fiyat performans ürünü bir mouse çıkartmışlar ortaya. Mouse'u yaklaşık dediğim gibi bir hafta 10 gündür kullanıyorum. Zaten şöyle bakarsanız da altındaki poşetlerin falan kalkmasından kullandığımı anlayabilirsiniz. Bir hafta sürecinde CSGO, Valorant, GTA 5 gibi bir sürü oyun oynandı. Minecraft oynadı çocuklarım. Tabii ki drag click, butterfly click, jitter click gibi özellikleri çocuklarım bilmiyor çünkü 5-6 yaşında. Ama eğer siz de Minecraft tarzı oyunlar oynuyorsanız ve GPM sizin için gerçekten önemliyse bu mouse'da drag click, butterfly click ve jitter click yapabiliyorsunuz. Ve piyasada da 120 TL bandında bulabileceğiniz güzel bir mouse. Hafifliğinin ve klik özelliklerini geçersek diğer bir artısı makro desteği. Makro desteğiyle ışıkları kontrol edebiliyorsunuz ve 7 adet programlanabilir butonu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bunun haricinde makro programıyla aynı zamanda ışıklara da hükmedebiliyorsunuz. İsterseniz ışıklarını açıp kapatabiliyorsunuz. İsterseniz ışığın tonunu düşürebiliyorsunuz. Ya da isterseniz içerisinde 7-8 adet farklı ışık efekti var. Bu efektler arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Mouse'un delikli yapıda olması uzun süre kullanımlarda elinizi terletmiyor. Ben şöyle bir örnek vereyim. Akşam saat 11'de başladım. Valorant sabah 6.30'da bitti arkadaşlar. Reyna'yı ve Omen'i açmak için bayağı bir uğraştım. Sabah 6'ya kadar oynadım. Odam sıcak olduğu için
için alnım terledi ama elimde herhangi bir ter yoktu. Ben sonsuz scroll özelliğinden dolayı Logitech G502 kullanıyorum. Uzun süre onunla montaj falan yaptığımda elim bayağı bir terliyor arkadaşlar. Elimi sürekli şöyle yapmak durumunda kalıyorum. Ya da bazen böyle üstüme falan siliyorum. Ama dediğim gibi 7-8 saat Valorant oynamama rağmen bu mouse benim elimi herhangi bir şekilde terletmedi. Ve genelde mouse videolarımın altında en çok sorulan sorulardan bir tanesi, abi böyle hızlı dönülerde, hızlı hareketlerde kaçırıyor mu? Dediğim gibi ben profesyonel bir oyuncu değilim ama son dönemlerde bayağı bir Valorant'a taktım. Çok uzun süreler Valorant oynuyorum. Hatta kanala bu aralar sık video gelmemesinin ana sebeplerinden bir tanesi de Valorant diyebilirim. Aslında bu videoyu ikinci defa çekiyorum çünkü birinci çektiğim video arkadaşlar benim evimde prizde yangın çıkmasından dolayı anakartımda bir problem oluştu ve sıkıntıya girdi. Anakartımı falan değiştirdim. O süreçte bazı videolarım silindi. Onun için bazı videolarımı tekrar çekiyorum. Bu da o videolardan bir tanesi. Uzun kullanım Valorant oynamama rağmen herhangi bir şekilde kaçırdığını falan görmedim. Zaten şimdi birlikte birazdan deneriz. Üzerindeki sağ ve sol clean 10 milyon basım ömrü var arkadaşlar. İçinde kullanılan switchler normalde biraz ses çıkartıyor ama benim gibi bir oyun odasına sahipseniz, yani kardeşinizle birlikte falan uyumuyorsanız bu ses kimseyi rahatsız etmez, merak etmeyin. Mouse'un alt kısmında da baktığımız zaman arkadaşlar burada da bir delikli yapı karşımıza çıkıyor. Hani videonun başında hafiflikten bahsetmiştik ya, dediğim gibi adamlar mouse'u hafifletebilmek için bütün plastik aksamı neredeyse sökmüşler. Bizim Türk halkına sorsam malzemeden çalmış derler. Ama buradaki amaç malzemeden çalmak değil. Buradaki amaç mouse'u hafifleterek ortaya gerçekten dünyanın en hafif mouse'larından bir tanesini çıkartmak. Ve bunda da gayet başarılı olmuşlar. Mouse'un kablosunu böyle açtığınız zaman böyle upuzun bir kablo sizi karşılıyor. Ortalama 1.8 metre bir kablo uzunluğuna sahip hasır örgü bir kabloyla geliyor ve 1.8 metre kablo uzunluğuna sahip bir mouse. Şimdi buradaki lafı fazla uzattık. İsterseniz mouse'u bir test masasına bağlayıp bir test edelim. Evet arkadaşlar, mouse'u gördüğünüz gibi USB'ye bilgisayarıma taktım. Şöyle alt kısımda gördüğünüz gibi şerit bir LED koymuşlar. Hemen burada bir tane Rampage logosu yanıp yanıp sönüyor. Aynı zamanda bu LED'den scroll barının üzerine de koymuşlar. Bu gayet güzel olmuş. Alt taraftan da herhangi bir ışık gördüğünüz gibi görünmüyor. Ama yan tarafından bu şerit gayet şık bir tasarım katmış. İsterseniz şimdi bir mouse'u ilk aldığımızda neler yaptığımıza şöyle kısaca bir bakalım. Şimdi ben genelde Rampage türevi mouse aldığım zaman ilk olarak Segment Destek sitesine giriyorum arkadaşlar. Segment Destek sitesine geldiğiniz zaman buraya kodu yazdığınız zaman SMX-R77. Evet bakın zaten direkt buldu. X-Titan diyor arkadaşlar. Bunu hemen tıklıyorum. Ve buna genel özelliklerinden ziyade şu noktada makro programı diyor. 7.58 MB'lık bir makro program var. Ben daha önce indirmiştim. Tekrar size göstermek için indiriyorum ve aç diyorum. Bir RAR dosyasının içerisinde geliyor. Hemen masa üstüne çıkartıyorum. SMX-R77 X-Titan diyor. Hemen programı çalıştırıyorum ve evet diyorum. Ben de bu şekilde diyor. Siz de kur der. İleri 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 dersiniz. Ben de modifiye etti arkadaşlar. Size programı indirdiğiniz zaman böyle bir yazılım sizi karşılıyor. Normalde burada Türkçe ve İngilizce seçeneği mevcut. Türkçe diyoruz arkadaşlar. Türkçe olarak kullanmak istiyoruz. Burada baz ayarları var. Yani cihazın standart bir baz ayar arkadaşlar. İşte burada 7 adet programlanabilir butonun değiştirilebildiğini gösteriyor. Sol tuş, sağ tuş, orta tuş, ileri, geri, DPI artı, DPI eksi. Bunların hepsine makro ataması yapabiliyorsunuz. Ve burada dikkat çeken özelliklerden bir tanesi şurada müzik ve ışık diyor arkadaşlar. Bunu tıklıyorum şu şekilde. Burada 3 farklı moddan bahsediyor arkadaşlar. Bir tanesi böyle karman çorman bir ışık düzeni. Diğer tarafta böyle gökkuşağını andıran bir efekt var. Ve diğer tarafta da bir tane uçan bir yıldıza benzer bir şekil var arkadaşlar. Bunu test etmenin en güzel yolu direkt YouTube'a girmek arkadaşlar ve bir müzik açmak bilgisayarda. Evet şu an bir tane DJ müziği açtım arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Ve bakın buraya dalgalı bir şey geldi. Ve mouse'umun ışıklarına dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Şu anda müziğin ritmine göre şekil değiştiriyor. Ben şu anda telif etmemek için müziği açmıyorum. Ama şöyle bir şey deneyelim. Şuradan hemen gökkuşağı gibi olan bir tane vardı. Buna bir tıklayalım. Bakın mouse'un ışıklandırması gördüğünüz gibi ben buraya tıkladığımda değişiklik gösterdi. Ve burada ikinci olan bastığım zaman gene farklı bir şekilde böyle gidip gidip gelme efektiyle bakın müziğin büyük olasılıkla baslarına göre arkadaşlar
Buradaki ışık şekil değiştiriyor ve gidip gidip geliyor. Bunu okey yaptığınızda ışık efektiniz cihazınızın aldığı sese göre size böyle bu şekilde efekt veriyor. Şimdi ikinci panele geçtiğimiz zaman makro ayarını ben tek tek anlatmayacağım. Buradan 7 butona da ayrı ayrı makro oluşturabilirsiniz isterseniz. Bir sonraki sekmeye geçtiğimiz zaman gelişmiş ayarlar diyor. Burada işaretçi hassasiyeti, tekerlek hassasiyeti, atış hızı diyor. Ve burada arkadaşlar DPI'lerde hangi renk olmasını istiyorsanız zaten klasik artık sarı 800 DPI, 1000 DPI, 2400, 4800, 6400 ve 7200 DPI diyor. Ben burada 1000 ile 6400'ü aynı işaretlemişim. Büyük olasılıkla bir önceki videodan kalma bir durumdur arkadaşlar. Buradan rengin üstüne tıkladığım zaman renk barı çıkıyor. Buradan istediğim rengi atayıp tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi 1000 DPI şu anda mavi oldu. Şu anda en yüksek DPI'de arkadaşlar. Bakın en sona geldiğim zaman 7200 DPI neydi? Turkuazdı. Gördüğünüz gibi ışık turkuaz şeklinde birkaç kere bildirim verdikten sonra kendi ışık düzenine tekrar geçiyor. Bakın şu an 7200 DPI'de. Bir aşağı DPI kırmızı, bir aşağı 4800 DPI yeşil, bir aşağı gördüğünüz gibi pembe, bir aşağı geçtiğim zaman mavi, bir aşağı geçtiğim zaman da 800 DPI'de sarı. Buradan zaten ben DPI değiştirme tuşuna bastığımda burada gördüğünüz gibi uygulamayla birlikte değiştirilebiliyor. Bazı makro programlarında bu olmuyordu. İllaki uygula demeniz gerekiyordu. Ben bunu genelde ortalama 1000 DPI ayarında kullanıyorum. Özellikle de oyunlarda falan gerçekten çok çok iyi oluyor. Ve bir sonraki en civcivli bölümlerden bir tanesi LED ayarlar arkadaşlar. LED ayarları gayet basit. İlk efektimiz herkesin bildiği gibi nefes efekti arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi nefes alıp veren bir tane ışık süzmesi. İkincisi sürekli diyor arkadaşlar. Sürekliye geçtiğimiz zaman ışık böyle gördüğünüz gibi sürekli yanık kalıyor. Yazılımın bu kısmından da arkadaşlar parlaklığı siz istediğiniz gibi seçip arttırabiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz. Şu an ben bayağı bir azalttım. Şu an arttırdım arkadaşlar. Uygula diyorum ve ışıklara bakın. Evet gördüğünüz gibi ışıklar sonuna kadar aydınlandı. Bir sonraki efektim akan su efekti. Buradan siz ışık belirleyebiliyorsunuz. Ama ben belirlemeyeceğim. Standart şöyle geçtiğim zaman gördüğünüz gibi böyle bir efekt sizi karşılıyor. Siz bunu saat yönünün tersine de değiştirebiliyorsunuz. Simetrik olarak da ters de yapabiliyorsunuz. Ya da iki yollu deyip arkadaşlar şöyle değişik bir şekilde bakın böyle karşı karşıya ışıklar çarpışıyor gibi bir gördüğünüz gibi efekt oluşturuyor. Bu da gayet güzel. Efekt içinde efekt vermiş sağ olsun. Bir sonraki efekt gerçekten beni bayılttı arkadaşlar. Kuyruklu yıldız efekti. Ben burada kameranın netlemesini buna yapmak istiyorum. Kusura bakmayın. Evet benim en çok sevdiğim efektlerden bir tanesi olmuş arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi kuyruklu yıldız efekti. Evet bir sonraki ayarımız neon ayar arkadaşlar. Neona getirdiğimiz zaman böyle kendi renkler arasında bir geçiş yapıyor. Aslında bildiğimiz rainbow efekti diyebiliriz. Bir sonraki efekt ambilight efekti. Ambilight efektine yazılımdan getirdiğiniz zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ışıklar böyle saat yönünde ya da siz onu zaten ayarlardan çevirebiliyorsunuz. Böyle dönüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynı keza buradaki efektler Rampage logosuna da uygulanıyor ve buradaki scroll barına da uygulanıyor. Bir sonraki efekt titreme efekti. Titreme efektine getirdiğiniz zaman ışıklar bu şekilde oluyor. Ama bu sizin belki karanlıkta gözünüzü yorabilir arkadaşlar. Bir sonraki efekt de güzel. Su efekti arkadaşlar. Renk seçemiyorsunuz. Renk kendi kendisine gidip geliyor. İşte kırmızı, yeşil, mavi, sarı gibi değişiyor. Ama animasyonu gerçekten güzel ve kararlı arkadaşlar. Bir sonraki efekt de sevinç içinde diye bir efekt arkadaşlar. Buradaki efekt biraz önceki titreme efektine benziyor. Bu da aynı şekilde gözünüzü yorabileceğini düşündüğüm efektlerden bir tanesi. Ve bir sonraki sekmeye geldiğiniz zaman mouse'un bütün ışıklarını böyle gördüğünüz gibi kapatabiliyorsunuz. Sadece altta optiğin ışığı yanıyor. Onun haricinde mouse üzerinde herhangi bir ışıklandırma yok. Eğer karanlıkla falan kullanmak istiyorsanız bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet benim en sevdiğim efektlerden bir tanesi kuyruklu yıldız efekti. Efekti birçok şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ters, iki yolluyu, saat yönünde. Ayrıca burada geçmesini istediğiniz renkleri de uygulama üzerinden kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Gayet güzel bir şey. Ve en güzel olaylarından bir tanesi müziğe duyarlı olması. Bilgisayarınızda çalan şarkıya göre ya da oyun oynarken efekte göre ses veriyor olması gayet güzel. Uygulama içerisinde farklı profiller de var. Oluşturabiliyorsunuz. Ofis, oyun 1, oyun 2, oyun 3 şeklinde. Ve ayarlarınızı bu bölümden kaydedip dışa aktar, içe aktar yöntemiyle ayarlayabiliyorsunuz. Ya da bir şeyi hatalı yaptığınızda sıfırlayabiliyorsunuz. İsterseniz bir Valorant açıp bir deneyelim. Evet arkadaşlar Valorant'a başladım. Daha önce dediğim gibi bir hafta 10 günden beri ben bu
Mouse'u kullanıyordum. Herhangi bir sıkıntı çekmedim. Oyunda efektlerde böyle hızlı tepki sürelerinde, hızlı tepkimelerde gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde kaçırma falan yapmıyor. Gayet güzel. Oyunu sessiz oynadığım için o. Evet, bir tane öldürdük. Adam orada ultisini atmıştı. Oo. Yalnız bebeğim. O iş hiç iyi olmadı. Ha, ikinciyi de aldım. Bu adam nereye koşuyor ya? Bir kişi kaldı. Spike vurulmadı herhalde. Evet arkadaşlar, bugünkü video incelememizin konu Rampage'in X-Titan mouse'uydu. Gerçekten titan gibi bir mouse. 120 TL bandında alınabilecek en hafif drag click, jitter click ve butterfly click destekleyen muhteşem bir mouse arkadaşlar. RGB'li makrolu, daha ne olsun diyoruz. Ve arkadaşlar, videonun sonunda bir sürpriz. Bu mouse'u içinizden bir arkadaşa hediye etmek istiyorum. Çekiliş linkini aşağı açıklamalar kısmına koyacağım. Çekiliş süresi bir hafta olacak ve çekiliş şartları çekilişin açıklama kısmında yazıyor olacak. İnşallah ihtiyacı olan bir arkadaşımıza çıkar diyorum. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.